Dedi insaf ettim geldi mi bana? Dedim bir bu seci kerem et bana. Dedi kamaştırır gözlerin yava aman. Dedi aşık olan döker kanlı yaşlı Leyli 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 ha Leyli mey haber aldım o kaşlar karada. Ver muradım yeri göğü yaradan. Koyma beni bu hasretle öleyim ey 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 aman. Çalışmış. Evet, Celal güzel ses imzalı. Adil amca, Adil efendi Diyarbakır'da buğday pazarında alaflık yapıyor. Çok dini bütün, yardımsever bir amca. Oğluyla ve geliniyle alakalı bir hüznü aslında, imtihanı diyelim. Güzel bir hikaye. Sen nasılsın? İyiyim Mergül. Hocam, çok şükür. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Evet, Emre, nasıl buldun Mergül'ün?
Ya Mergül'ün duygusu her zaman yerinde. Çok etkileyici bir tavrı var. Bilmiyorum, Aysun Hoca'dan aslında ben daha çok merak ediyorum. Çünkü kendisi Mergül okurken hemen eşlik çok ediyordu. Oldu, evet. Yani sanki bana biraz gırtlaklar fazla mı geldi? Hı. Tam emin olamadım. Ama orijinal bir bu arada uzun hava. Yani giriş peste başlıyor, sonra bir anda endike çıkıyor. Ses gelişliğini bize rahatlıkla gösterdin Mergül. Ben çok beğendim. Teşekkür tebrik ederim hocam. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Lütfen. Celal Güzel Ses aslında benden daha çok name yapıyor. Daha aslında çok ben, bu sadeleşmiş evet, hali diyorsun. Böyle sanki o isyanı şeyi anlatırcasına, hı-hı, daha böyle dolu dolu okuyor. Aysun abla. Canım benim, ağzına sağlık. Ve canım benim geldi. Günün ilk canım benim. Bak onu kolluyormuş. Seni öncelikle kutluyorum. Zor bir eser. Gerçekten hele bir bayan sesinden bunu dinlemek. Ama tabii yine aynı şeyi söyleyeceğim. Tam olgunlaşmamış diyeyim Mergül'cüğüm. Yani bence bunu daha çok çalıştığın zaman bizim de kulağımıza hoş gelecek. Dedin ya Celal Güzel Ses, evet. O gırtlaklar ama o böyle gerekli yerlerde yapıldığı zaman sırıtmaz. Canım benim, onun dışında seni kutluyorum. Çünkü zor bir eser gerçekten. Teşekkürler hocam. Evet, zor bir uzun hava. Ben Mergül'ü çok beğeniyorum, çalışkanlığını bu zamana kadar. Hakikaten çok çalışıyor, çok emek veriyor. Gelişimi diğer arkadaşlarımız, evet. Teşekkür ederim. Çok şıksın bu arada. Evet. Teşekkür ederim. Sen de sizler çok görüyorsunuz, sağ olun. Çok farklı, çok güzel olmuş. Tebrik ederim canım teşekkür benim. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Bak ikinci canım benim geldi. Geldi valla. Benim canım çok geldi. Geçiyor buradan. Cengiz hocam, eklemek istediğiniz bir şey var. Şimdi ben belki öyle okuması şundan kaynaklı olabilir psikolojik olarak. Aslında bunu çok Aysun abla çok böyle bayanlar okumaz değil evet mi? Genelde erkek solistler okuduğu için. Şimdi belki o külhanlığı vermek için başka bir yola gitmiş olabilir. İlk girişte bunu hissetmiştim evet, ben yani hocam. O giriş böyle hani bir ben sert diye yazmışım. Yani o girişler iki girişte. Bir omzu düşük başladı değil mi? Evet öyle bir şey. Bir de entonasyon vardı hafif ama çalışmış. Yani çok çalışmış belli. Evet çok çalışmış. O gırtlaklar hakikaten çok yorucu oldu. İstemediğin zaman yapmıyorsun zaten. Bence her yerde yapma. Tamam o senin özelliğin ama her yerde yaptığın zaman çok yoruluyoruz. Ve anlamı kalmıyor. Ve orada öyle bir şey de yok yani. Gırtlak da yok. Sen her yere tık 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 koyup geliyorsun. Aslında yapmasan çok daha güzel bana göre. Çalıştığın için teşekkür ediyoruz. Güzel eleştiriler, kıymetli tespitler. Çok teşekkür ediyoruz senin adına. Evet Mergül Palta. Alkışlarla şimdilik uğurluyoruz. Teşekkürler Mergül.